ülkede faaliyetlerini devam ettirmektedir. Sayın Irak Kızılay. Evet, Sayın Maruf. Sayın Cemaati Magisuri. Maruf ile Irak. Değerli hazirun, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar. Yetici Eğitimi Sertifika Programı'na hoş geldiniz, tekrardan sefalar getirdiniz. Bununla beraber Türkiye'den gelen iki tane çok kıymetli eğitimcimiz var. Yunus Tekiner ve Tayfun Kasım. Kendileri alanlarında uzman. Kızılay'ımızın Erbil'de 10 gün süren kapasite geliştirme programı kapsamında ilk yardım ve sağlıklı yaşam eğitici eğitimi bugün itibariyle son buldu. Bu eğitim bağlamında toplam 4 tane kurumdan 24 tane katılımcıya ilk yardım ve sağlıklı yaşam alanında eğitici eğitimi verdik. Bundan sonra bu eğitimin katılımcıları kendi kurumlarında ve ihtiyaç olan her alanda ilk yardım eğitimini çok başarılı bir şekilde vermeye devam edecekler. Eğitim bizim açımızdan çok başarılı geçti. Desteklerini esirgemeyen bütün kıymetli diğer kuruluşlara, Irak Kızılay başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, Maarif Vakfı olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz ve temenni ediyoruz Türk Kızılay'ımızın bölgedeki bu tarz faaliyetleri devam etsin, artarak devam etsin. Bizler burada bu bölgeye hizmet etmek için varız ve bundan sonra faaliyetlerimiz, insani yardım faaliyetlerimizin yanında bu tarz eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecektir inşallah. Başka eğitim faaliyetleri var mıdır planlarınızda? Ne tür faaliyetler? Tabii şu an planlamaya aldığımız ve önümüzdeki yıl yapacağımız birçok eğitim faaliyeti var. Bu eğitim faaliyetlerimiz henüz tam olarak kesinleşmediği için şu anda paylaşmak çok doğru olmaz ama özellikle Irak'la alakalı planladığımız Türk Kızılay olarak birçok eğitim faaliyetimiz var. Artarak devam edecektir inşallah. İsmim Yunus Tekiner. Türk Kızılay Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü'nde uzman olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır kurumda Türk Kızılay'ında görev yapıyorum. Daha öncesinde de Kızılay Kurumu'ndan öncesinde de eğitmenlik devam ediyordum. İnsani yardım, hiçbir şey bilmeseniz bile ilk yardımda sadece bir acil servis ekibini aramak bile bir ilk yardım müdahalesidir. Bunu bilincine ve farkındalığını oluşturmaya çalıştık. Ve umarız Irak'ta da bu farkındalık artarak devam eder. Türk Kızılay'ın genel müdürlüğü olarak Irak Kızılay'ı programladığı bu eğitim programında katılımcıların istek ve arzuları bizim için çok güzeldi. Onlar o istekle ve şevkle bu eğitime katıldılar. Ve kimi zaman güldük, kimi zaman eğlendik ve onları eğitim esnasında da zorlu bir maratona soktuk. Onlar da bunu gayet başarıyla tamamladılar ve bunu elde ettikleri başarının sonucunda da bu sertifika programına düzenlemiş olduk. Artık onlar da birer bizler gibi eğitmen oldular. Ve Irak halkından bu eğitimlerden faydalanması için eğitim programları düzenleyerek bunların yaygınlaştırmasını sağlayacaklar. Bu kapsamda hepsine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii ki buna destek veren Sağlık Bakanlığı, Irak Sağlık Bakanlığı olsun, Irak Kızılay olsun, Maarif Okulları olsun. Bu kuruluşların da destekleri için bizim için önemliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar katılımcılar.